Hiç özlemiyorum. Merhaba, merhabalar, nasılsınız? İyi, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bizi özlemediğinizden bahsediyoruz. Devam edebilirsiniz. Neden özlemiyorsunuz? Çok manidar bir açılış oldu. Ne? Ha, annemleyiz. Öyle, fazla bir konuşamıyorum. Bir randevusu acaba? Beraber, annemle bir işlerimiz var o yüzden. Tamam. Fazla kolay konuşamıyorum gelsin. Derken anne bazen müdahale mi ediyor bu konulara? Yok, öyle bir şey değil canım. Yani bir yere yetişecektik zaten, siz o çıktınız. O zaman birkaç dakika kısa, en azından şarkı geliyor sanırım. Bayağı da konuşuyordunuz. Hazırlıklar herhalde son radde geldi. Evet, şimdi aranje kısmında bir arkadaşım şu anda onunla ilgili bir şeyler, son dokunuşlar yapıyor. Okumalar bitti, kayıtlar bitti. Evet evet, onları yaptım. Nihayet. Nasıl bir şarkı, nasıl bir tarzda göreceğiz sizi? Yani şöyle, zaten kendi duygularımı anlatmayı çok seviyorum. Böyle bir şeyim varmış bazen hani. Bazen anlayamasak da. Niye anlayamıyorsunuz? Sosyal medyada bazı paylaşımlarınız. Yani çok yorum yapılıyor ya, siz de farkınızdasınızdır. Herkese i̇lginç yapılıyor. Geliyor, farklı geliyor. Herkese yapılıyor, herkese ilginç gelebiliyor. Takıyor musunuz yorumları gelen? Bazen yorumları? Üzülüyorum tabii ki, çünkü ben de insanım. Anlaşılabilecek bir şey bu herhalde. Tabii ki, bunu anladım. Yani, iyi bari. Şarkıya devam edelim. Yani kendi duygularımı anlatmayı çok seviyorum. Zaten tamamen kendi duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şey. Yazmayı da çok seviyorum. Bu aktarım böyle bir durum yani. Daha önce bir eğitiminiz var mı müzikle alakalı? Yok, hayır, bu içsel bir şey. Öyle bir eğitimim, müzik eğitimi yok. Sadece tiyatroda biliyorsunuz zaten, evet. Bize kulak müzik eğitimi veriliyor. Hani nasıl oradan peki? Böyle bir eğitimim var tabii kararı ki. Kararı nasıl aldınız? Bir anda mı hani ben çıkacağım, şarkı söyleyeceğim, yoksa daha önceden bir... Ya aslında önce günlük gibi yazmaya başladım. Hoşuma gitti hani bu durum. Sonra baktım şarkı sözüne dönmeye başladı durum. Sonra da paylaşmayı istedim. Çünkü ilk defa kendi, ya yani dizilerde biliyorsunuz hep bir şey okuyup, evet. Genelde onu yansıtıyoruz, o karakteri. İlk defa kendi içimden, kendi duygumdan bir şey lanse etmek hoş olacak. Peki, gibi geldi. Şarkı ne anlatacak bize? Yaşadığınız şeyleri mi anlatacak? Tabii ki yaşanmışlıklar duygunuz var. Aynı zamanda benim kendi mesela şeyi çok seviyorum. Hani biraz böyle seksi şeyler, kadınsı, dişi şeyler seviyorum. O duygumu düşünerek de yazdım. Çok şey oldu. Böyle pop R&B tarzı bir şey mi olacak? Elektronik. Elektronik. Evet. Cesur bir insansınız, seksi şeyleri seviyorum dediniz de ben de klibi merak ediyorum. Nasıl bir klip olacak? Ya klibi daha öyle bir düşüncem yok şu an. Çünkü önce açıkçası çok uzadı biliyorsunuz, evet. Bu serüven. Biz bunu geçen sene bile konuşuyorduk sizlerle. Biz senedir hazırlanıyoruz zaten. Evet, o yüzden önce açıkçası şarkı, hani öyle bir şeyim yok hani klip. Peki, şu an. Daha sonra yani herhalde. Sahneye çıkan insanlar arasında bu iddia bildiğiniz yarışa dönmüş şekilde. Çok iddialı kıyafetler tamam, var. Son, son. İddialı sahneler var. Siz de kendinizi o yarışa gireceğinizi düşünüyor musunuz? Yok, öyle bir düşünce, yani teklif geliyor bu arada ama öyle bir düşüncem yok. Sizin beğendiğiniz kim var? Tarzını beğendiniz. Gülşen'i çok beğeniyorum. Çok herkes cesur çok buluyorum. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle şeylerin konuşulması çok abes geliyor. Çünkü baktığın zaman kadın sanat yapıyor. Tabii ki öyle giyinecek. Her şey yapabilir. Sanatın ucu bucağı yok yani. Hani zamanında Van Gogh'larda, şeylerde sınırsız hayal, evet, güçleriyle neler ortaya koymuşlar. Yani sanat şöyle bir şey değildir ki, sanat geniş perspektifte bir sürü şeyi cesurca lanse edebilmektir. Söylenmeyeni belki de söyleyebilmektir. O yüzden anlaşılmıyoruz belki de. Olabilir. Oo, yani güzel de. Peki derler ya, geldi bahar ayları, gevşedi gönül ayları falan gibisinden. Ben ya aşk mı soracaksın? Yani var, bildiğim kadarıyla şu an hayatımda yok, kimse, hayır, kimse çok, yok. Son dönemde çok uzun sürüyor. Yani ben laf olsun diye biriyle çıkmayı biliyorsunuz sevmiyorum. Evet. Hani istesem tabii ki koluma birini takarım. Çok basit bir şey yani. Hani benim için 2 dakika mı ya da 1 dakika mı alır? Ama saniyemi alır hatta. Ama yani mevzu o değil. Önemli olan hani ben gerçek ilişkiler kurmayı çok seviyorum. Hani insanlar diyor işte dediğin gibi hani annenin işte bu kız, rahat sorabilirim, bu kız, oluyor mu acaba? Bu kız ilişkisi bilmem ne falan filan diye de yorumlar, evet, da geliyor bilmem ne. Yani istesem yani çıkarım, o kolay bir şey de ben dediğim gibi derin bağlar kurmayı sevdiğim için biraz seçici davranıyorum. Anneniz az önce bize müdahale etti ya, acaba dedim ilişkilerde de müdahale oluyor mu, akıl veriyor mu ya da işte yok, bundan olur. Yok ya vallahi, hayır, sorarım ben ama yorumunu yapar, o kadar. Ya o öyle bir ilişki. Var mı soru? Anne kızdırmayalım. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.